Can Tekne 25 yıldır Hakan'la bayağı savaşlarımız olmuştur. Güzel şeyler başardık. İşte soğuk hava odalarının ev operatörleriyle işbirliği yaptık. Kendisiyle zaten dostluğumuz çok önemli. Yani işimizden ziyade dostluğumuz önemli. Her zaman birçok şeye beraber imza attık. Halen de atıyoruz, atacağız da. İnşallah bu da devam edecek. Sektörümüzün en iyi işini yapan arkadaşlarımızdan. Hakan Bey ve Cantek firmasını 25. yıllarından dolayı kutlarım. Kendileriyle tanışmamız firma kuruluşu itibariyledir. Özellikle soğutma alanında bizim Dorin kompresörlerimizi kurulduğu andan itibaren kullanan ve de desteğini veren bir firma. Biz de kendilerine elimizden geldiği kadar soğutma alanında bilgi ve tecrübelerimizi anlattık. Türkiye'de özellikle kendileri kendi alanlarında bir hayli konuya öncülük yaptı. Ben Hakan Bey'i ve ekibini bu konu için özellikle takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilk olan Elma kitabını yayınladı. Bu konu benim bildiğim kadarıyla bayağı bir sektörün ilgisini çekti ve takdirini gördü. Ve de bu seri devam edecek. Dün de ben kendisiyle konuştum. Daha başka kitaplar da yolda. Firmanın gelişmesini çok yakından takip ediyorum. Ve dediğim gibi Türkiye'yi çok güzel temsil ediyor yurt dışında ve yurt içinde. Başarılarının devamını diliyorum. Öncelikle Cantek firmasını 25. yılından dolayı tebrik ederim, kutlarım. Hakan Bey ile tanışmamız benim profesyonel hayatım dönemde başlamıştı. Bir şirkette genel müdür olduğum dönem içerisinde tanışmıştık. O zaman da çok takdir ettiğimiz bir büyüğümüz, yaş olarak kendisi benden büyüktür. Geldikleri noktada da çok başarılılar. Aynı zamanda Hakan Bey ile başka bir ortak noktamız vardır. Deniz dostudur, denizcidir, gerçek bir denizcidir. Sektörümüzde böyle insanları görmekten mutlu oluyoruz. 25. yıl içinde tekrar tebrik ederiz. Cantek kendi konusunda 25 yılda çok büyük ilerleme kaydetmiş, çok güzel yerlere gelmiş bir firmadır. Özellikle gıda muhafazasında çok başarılı olmuştur. O nedenle Hakan Bey'i kutluyor. Daha nice 25 yıllara gitmesini temenni ediyorum. Size tanıdığım en enteresan kişiliklerden biri olarak kendisini ad edebilirim. Dolayısıyla sektör içinde yaptıkları ve ilkleriyle bana göre birçok konuda öncelik tanıyor. Özellikle elektronik tarafında kendi sektörümle alakalı çok güzel atakları olduğunu görüyoruz ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Cantek'i 25. yılı dolayısıyla tebrik ediyorum ve daha nice 25 yıllar diliyorum. Çünkü yaptıklarıyla özellikle Hakan Karaca'nın bunu çoktan hak ettiğine inanıyorum. Çok da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Kendisine bu konuda başarılar diliyorum. Cantek'in 25. yılını kutluyorum. Sektörde çok özel yeri olan bir firma Cantek firması. Neden özel? Yaptığı çok değişik çalışmalar hep beni özendirdi. Yaptığı her değişik proje çok ilgi duymamı sağladı. Özellikle enerjini doğru kullan sloganıyla yapmış olduğu sponsorluklar bilmiyorum ama bizim sektörümüzde başka bir benzeri yok. Bundan dolayı ve sektörü hep ileriye ve yukarı doğru çekmeye çalışmasından dolayı Hakan Karaca'ya teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Nice 25 yıllar inşallah çocukları da 100 yılları kutlasın. Cantek firması Hakan abiler, yıllardır sektör emek veren,
sektörün içinde olan, sektörle birlikte yükselen bir yıldız gibi. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyoruz. Daha iyilerine layıklar. Bizce bugünlere gelmesine çok emek var. Bu emeğini ilerletebildiği müddetçe onu öncü alabileceğimiz birçok üründe görebiliriz. Allah yollarını açık etsin, daim etsin. Bu yolda mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir liderlik dilerim. Can Hakan Karaca ile 90'lı yıllarda tanıştık. 91-92 yıllarında Ufuk Soğutma zamanında tanıştık. O zamandan beri de çok iyi bir arkadaşlığımız ve partnerliğimiz var. Ben yaklaşık soğutma mesleğine 35 yılımı verdim. 35 yılın içerisinde birçok firma gezdim. Ekip ruhu olarak en meraklı firma olarak Cante'yi tanıyorum. Her zaman kendini yenilemek istiyor. 25 yıl içerisinde bu kadar merak ne yarattı? Bence ileride sorarlarsa bu işin kitabını kim yazdı diye, Cantek ben yazdım diyebilir. 25. yılı kutluyorum. Cantek Soğutma'yı uzun yıllardır sektörümüzden hem yakinen sahasını tanırım hem de firmayı çok iyi tanırım. Sektörümüzde çok faydalı şeyler yaptı. Mesleğimizin duayenlerinden biri kendileri, Hakan Bey. Nice 25 yıllara diyeceğim tabii ki. 38 senelik iş hayatım var. Soğutma sektörü işimin başlangıcı ve halen de yapmakta olduğum ama çocuklarıma devrettiğim, onları yetiştirmek üzere gayret sarf ettiğim bir mesleğim. Sayın Hakan Karaca'yı 1996 yıllarında tanıdım. O gün bilgisiyle diplomasını birleştiren, bilgisini diplomasının önüne geçirecek kadar çalışkan olan bir insandı. İlk soğuk oda kapısı yaptığında, atölyesini ziyaret ettiğimde babası, kendisi, iki çalışanı, bir de muhasebede kız kardeşi vardı. O günden bugüne tanıdığım Hakan Karaca, Türk ekonomisine katkısı bir fiil olan ender iş adamlarından bir tanesidir. 200 metre veya 150 metrekarelik bir imalattan bugün binlerce metrekarelik bir fabrikaya sahip olmak ve bu fabrikayı yönetmek, Türk ekonomisine katkı sağlayan bir imalat yapmak ancak çalışmayla, çalışkan olmakla, azimli olmakla, inançlı olmakla olur. Yoktan var eden Cenab-ı Allah'tır. Ama Hakan Karaca da olmayan sermayesiyle fakat olan, mevcut olan yüksek iş azmi, iş ahlakı ve sektörel bilgisiyle bugünlere gelmiş bir insandır. Ben Deniz'de bunun canlı şahidiyim ve her zaman takdirle, büyük bir önem vererek kucakladığım arkadaşımdır, kardeşimdir. Allah yolunu açık etsin. Daha üstün başarılara her zaman sahip olacak bir insan ve buna layık olan bir insandır. Başarılarının devamını diliyorum. Hakan abiyi tam 25 yıldır tanıyorum. Zaten Hakan abinin de bu 25. yılı. Demek ki işi kurduğu yandan bu yana, tarihten bu yana birlikteyiz. Hakan abi hep sektörde değişik teknolojik inovasyon ürünler üretmeye çalışan bir firma. Ancak benim en çok sevdiğim yanı işin teknolojik kısmı değil, kendisinin sosyal dallarda yaptığı işler. Örneğin Everest Tepesi, denizin dibine dalmak, bunlara bayılıyorum. Özellikle Elma Kitabı benim için inanılmaz bir kitap oldu. Kendisi heyecanlı birisi, işin içine bizim sektörümüze bu tür heyecan katan nadir kişilerden biri. Kısaca kendisini seviyorum. Bu arada bir iki not daha verdi. Şunları da söyle dedi. Evet, en güzel kitabının Elma Kitabı olduğunu söyledi.